Shift Late Net'ten herkese merhaba. Bu haftanın sosyal medya gündemine başlıyoruz. Dünyanın her yerinden milyonlarca kişiye ulaşan Oscar ödüllerinde en iyiler belli oldu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Jimmy Kimmel tarafından sunulan Oscar ödüllerinden satır başlarıyla karşınızdayız. En iyi film dalında ödülü The Shape of Water kazandı. En iyi kadın oyuncu ödülünü ise Frances McDormand kazandı. En iyi erkek oyuncu ödülünü ise Gary Oldman aldı. En iyi kurgu ödülü Dunkirk filmine verilirken, Coco adlı animasyon filmi de 2018 Oscar ödüllerinde en iyi animasyon filmi ödülüne layık görüldü. Instagram'a görüntülü ve sesli konuşma özelliği geliyor. Son yılların en popüler uygulamasının önümüzdeki dönemlerde tam anlamıyla bir iletişim platformu olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ortaya çıkan bilgiler de bunu destekler nitelikte. Sızdırılan APK dosyasının içindeki bazı ikonlar ve ifadeler Instagram üzerinden sesli ve görüntülü görüşme yapılabileceğini işaret ediyor. Peki siz tüm iletişiminizi Instagram üzerinden yapmayı tercih eder miydiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın lütfen. Twitter kullanıcıları kaybetmek istemedikleri paylaşımları ya beğeniyor ya da retweet ediyor. Bu aslında kişinin paylaşmaktan ziyade tekrardan bakacağı bir yer olarak kalmasını sağlıyor. Bu ihtiyacı tam zamanında gören Twitter ekibi ise yer işaretleri özelliğini geliştirdi. Bu işaret sayesinde beğendiğiniz paylaşımları tıpkı web tarayıcılarında olduğu gibi ömür boyu saklayabileceksiniz. Instagram'daki kaydedilenler alanına benzer bir sistemde çalışacak olan bu yenilik çok kişi tarafından kullanılacak gibi görünüyor. Google, YouTube hikayeler için oldukça işlevsel olacak bir özelliği kullanıcılarla buluşturuyor. YouTube hikayeler için sunulacak olan gerçek zamanlı video segmentasyonu adlı özellik, mobilde arka planı değiştirmenizi veya modifiye etmenizi sağlayacak. Yeşil perde gibi ekstra bir ekipman veya özel yazılım gerekmeden arka planın değiştirilmesi video üretim süreçlerinde oldukça kolaylaştıracak diyebiliriz. Şu an için sınırlı sayıdaki kullanıcıyla test edilen özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz belirsiz. Facebook, yüz tanıma özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu. Yeni özellik sayesinde Facebook'taki fotoğraflarınızın güvenliği arttırıldı. Sahte profilleri ve izinsiz paylaşılan fotoğraflarınızı artık çok daha kolay kontrol edebileceksiniz. Bu güncelleme ile sizin bir fotoğrafınızı profil resmi yapan ya da paylaşan kişilerden anında haberiniz olabiliyor. Facebook'un gizlilik esasları bölümünde yer alan özelliğini tek tıkla aktif edebilir ya da kapatabilirsiniz. Standart olarak açık olan bu özelliği gizlilik ayarlarından kapatmanız mümkün. Haftanın sosyal medya gündemi bu şekildeydi. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.